Yalanlar sansiklopedisi sallamaya başladı yine. Oğlum sana kim güvenir de temsilcilik verir? Ağzını bürer. Oğlum deniz yüzbaşı bu. Aranızda motor kullanmasını bilen var mı? Vedat Yemişçi, İzmir. Ben biliyorum komutanım. İyi. Al şu anahtarı, motoru garaja götür. Sonra da anahtarları odama getir. Komutanım. Merhaba Levent. Motor sesi duyunca merak ettim, bir bakayım dedim. Başka bir emriniz olursa odamdayım ben komutanım. Biz de odaya geliyoruz zaten. Benden sorun oğlum, benden sorun, benden sorun. Tertipler, motoru beğendiniz. Güzel, öyle bedava yok. Alay içerisinde tur atmak istiyorsanız 5 YTL'yi gözden çıkartacaksınız. Hiçbir alayda bulamazsınız bunu. Ne dersiniz? Hı? Pes yani. Komutanın motorunu pazarlamaya çalışıyor. Ha bıraksalar alayı satacak. 5 YTL canım. Kıyak motor valla. Ya. Satalım mı? Alayım parayı ben. Ya bırak Allah aşkına bırak. Kardeşim yürüyün hadi işinize. Hadi siz de gidin. Çocuklar bakmayın siz. Ya. Canım ciğerim, sen niye karışıyorsun ya? Ticaret yapmak suç mu ha? Hür teşebbüsümün önünü kesiyorsun. Allah Allah. Alay etrafı, bir tur 5 YTL. Boş ver. Çekim programında bir aksama yok değil mi? Her şey yolunda. Yok komutanım. Çekimler planlandığı gibi yapılacak. Tamam. Aman bir aksilik olmasın başçavuşum. Kerim'le Yusuf'a da haber ver. Çekim ekibiyle onları ilgilenecekler. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Koğuş binasındaki tuvaletlerden birinin su borusu patlamış. Ben ilgilenirim komutanım. Tamam. Ben deniz yüzbaşımın yanına uğrayıp hemen geliyorum. Emredersiniz komutanım. Seyfi, şu yazışmaları hemen bitir oğlum. Hadi. Emredersiniz komutanım. Sesi duydunuz değil mi? Şiir gibi. Deliksin. Yandakine belli etme. Ocağına düştüm. Benim için acaba şu motoru garaja bırakır mısın canım ciğerim ha? Ne? Yavruyu garaja mı bırakayım? Kerkeniz. Bu tek silindir motorlar beni sarsıyor. Pek kullanmıyorum ben bunları. Al canım. Ne oldu lan? Tek kişilik organize suç örgütü. Hani motor kullanmayı biliyordun be? Ben seni denemiştim. Küçük cücük. Şu görmüş olduğun motoru var ya. Ben 2 dakikada gözlerim kapalı söker takarım. 5 saniyem daha kalır. O 5 saniyede de senin suratını bülerim ben. Sen niye bana muhalefet oluyorsun oğlum ha? Kerkeniz. Ver lan anahtarı, ver. Havanı böyle alırlar işte canım. Oh, beyler, ne oluyor burada ya? Orada mıntıka sizi bekliyor, siz burada maharadasınız ya. İnanamıyorum size ya. Tamam Cumbo'cum ya, ne bağırıyor? Yaptık ya mıntıkayı. Ne oldu Meftun, zoruna mı gitti? Bu pırpırları bana boşuna takmadılar. Onbaşıyım ben, onbaşı. Babanın bıyığı değer bunlar. Cumbo. Ayıp olmuyor mu? Meftun sana bir terbiyesizlik mi yaptı? Niye sert çıkıyorsun? Ya Kadir abi. Şimdi komutan bana diyor ki buraları mıntıka yaptır. Ben herkese söylüyorum kimse yapmıyor. Sonra komutan gelip bana patlıyor. Şşt Cumbo. Sen de komutandan çok komutan oldun ha. Hop. Ne oluyor bakın burada? Komutanım Deniz Yüzbaşım bize şeyi verdi. Motorun anahtarını verdi. Onu garaja götürün dedi. Biz o yüzden duruyoruz. Demek... Deniz Yüzbaşı bunu götürün dedi. İyi. Ver bakayım anahtarı. Ben götürürüm. Kaybolun hadi. İşiniz yok mu sizin? Emredersiniz. Bir dakika. Komutanım götürsün diyecektin herhalde. Dilin sürçtü Yusufçuk. Bırak. Allah. Sen de gelsene. Emredersiniz. Komutanım bırakmayın. Bırakıyorum.
şuna bak susam. Şuna bak. Basamam. Komutanım artık dursak. Buradan 5. kez geçiyoruz. Durdurabilsem durduracağım. Durmuyor ki manyak motor. Devirin önünden kaçıncı geçişleri bunların ya? 5 mi 15 mi? Vallahi ben 7. turdan itibaren sayamadım. Aa. Ya. Tut, tut Yusuf onu, tut. Tut, tut. Aa, basma, basma ona bak. Aa, düşüyorum. Nihayet durdurabildik Yusuf. Allah'tan Sultan Hanım görmedi. Yusuf. Yusuf git şunu park et. Yusuf. Ne? Gelin siz de binin. Beraber park edelim. Yok ya. Pişt, yemezler. Git sen park et. Hadi gelin. Tutalım beraber götürelim. Yok ya. Kalk sen götür. Yardım edin komutanım. Televizyon çekimine katılmak 17 TL'den başlıyor. İkincisi eğer sıranın önlerinde yer alır da ne bileyim ananıza, babanıza, sevgilinize el sallamak